Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. YouTube'da artık yavaş yavaş Trading View'de indikatör yazmaya, daha çok görseller görmeye başlayacağız. Eğitimin en başında da dediğim gibi benim aslında grafiğin üstündeki şekillerle veya nedir onun ismi, shape diye burada ifade ediliyor. Çizgilerin şekliyle, yani kimi indikatörde çizgiler böyle kesikli çizgiyle gözükür, kimi indikatörde noktalı olarak gözükür, kimisinde de düz çizgi olarak gözükür. Ben bunlarla ilgilenmeyeceğim. Yani işin tasarım kısmıyla uğraşmayacağım aslında. Yeter ki benim istediğim şartları bana bir şekilde göstersin. Ben de o şartları buraya baktığımda tek seferde anlayabileyim. Bana yeter. Yani bir kesişim olduğu zaman, açıkçası ben de çok ilgilenmediğim için hem o tarafa da girmek de istemiyorum. Yani örnek veriyorum, SMA 50 ile 200'ün kesişimi Golden Cross ya. Yani Golden Cross olduğunda ekranın ortasında Golden Cross olduğu yazmasına, işte şuraya çarpı koymasına vesaire bilmem ne yapmasına gerek yok. Ben standart genelde en çok bar color fonksiyonunu kullanıyorum. Yani istediğim şartlar gerçekleştiğinde kendim al sinyalini görebilmek için bu ekranda gördüğüm barları yeşile boyatıyorum. Nötr bir durum varsa siyaha boyatıyorum. Satış pozisyonu varsa da kırmızı renge dönüştürüyorum. Tabi yine de bu çizimlerin nasıl yapılacağı ile ilgili aynı zamanda bir sonraki sekmede göstereceğim, buradan gösterdiğim gibi PineScript kılavuzundan da tasarımların nasıl yapılacağına bakabilirsiniz. Ama dediğim gibi bizim için önemli olan gösteriş değil, yani aklımızdaki fikri hayata geçirebilmek. Ondan sonra sen işte ister alarmla al o bildirimi, ister görüntüye bakarak al, ister çizgili kesikli çizgili görüntüyle al, istersen düz çizgili anla. Nasıl anladığının hiçbir önemi yok. Yani şöyle de var mesela, bakın ben kendimin bir tane RSI Divergence indikatörü yazdım RSI'nin üstüne. Bakın burada mesela pozitif uyumsuzluk olduğunda ben barları yeşile boyamaktan ziyade hemen burada yeşil bir iğne çıksın istemişim. Negatif uyumsuzluk olduğunda kırmızı bir iğne çıksın istemişim. Yani öyle buralara bir şeyler yazmasıyla falan uğraşmadım. Uğraşmam. Yani boş ameleliğe gerek yok. Maksat sinyalleri görebilmek. Neyse. Bu videoda dediğim gibi hem bar color'ı göreceğiz, hem de nedir onun ismi, indikatörleri hesaplamadan, örnek veriyorum, kendi yazacağım indikatörün içinde bir SMA var. SMA'ya nasıl ulaşabilirim? Direkt bir önceki videoda gördüğümüz gibi şöyle hemen SMA eşittir SMA close 50 dediğimde kapanışlarından hesaplanan 50 barlık SMA'yı bana getirecek. Bu şekilde birçok indikatörün değerine zaten ulaşabiliyorsunuz. Hemen kafamdan bir adet strateji tasarlamak istiyorum. Hemen bir adet de yorum satır açıyorum. Yorum satırlarının iki tane yan çizgili açabilirsiniz. Buraya yazdığınız hiçbir şey kod olarak okunmaz. Benim stratejimde RSI büyüktür 50 olsun ve RSI demeyelim artık, momentum da büyüktür ATR değerinden olsun ve başka ne yapalım? SMA 50 büyüktür, hatta küçüktür fiyat olsun, yani kapanış değerinden. Benim şu an aslında bu şartları sağladığında ben short pozisyon açacağım diyelim. Tam tersleri olduğunda da long pozisyon açacağım diyelim. Şu an rastgele sallıyoruz. Burada herhangi bir strateji üretmeye çalışıyoruz. Ama bu strateji bir strateji değildir. Şu an rastgele kafamdan uydurdum. Bunu nasıl hayata geçireceğiz? Hemen kendime RSI değerini ilk başta buradaki bütün değerlere sahip olmam gerekiyor. RSI değerini nasıl getirebilirim? RSI D diye bir değişken oluşturdum. Bunun ismine de bu arada 14'lük periyodunda bakacağım. RSI close 14 dediğimde kapanışlardan hesaplanan 14 periyodluk bir RSI değeri artık benim RSI D diye bir değişkene atandı. Momentum'u nasıl hesaplayacağım? Mom eşittir diye bir değişken oluşturdum. Bunda mom parantez içinde close 12 dedim. Kapanışlardan hesaplanan
12 periyotluk momentum değerini mom diye, hatta onu da değiştirelim, mom d diye bir değişkene tanımladım. SMA'yı da zaten burada tanımlamışım. Şimdi peki ben bu şartları nasıl oluşturacağım? Şöyle, hemen kendime koşul diye bir değişken tanımlıyorum. Koşulum da şu olacak. RSI büyüktür 50 ise and diyorum. Burada koşullara da tekrar farklı bir bakış katmış oluyoruz. RSI büyüktür 50 ise ATR'yi tanımlamamışız. ATR D eşittir. ATR parantez içerisinde close 14 diyorum. ATR de 14 periyotlukta hesaplansın ve kapanışlara göre hesaplansın. Tamam, her şey çok güzel. Benim koşulum neydi? RSI büyüktür 50. Momentum büyüktür 50 olacak. Mom D büyüktür ATR de. Güzel. Bir sonraki şartım da SMA küçüktür close ise true değilse false diye bana değer döndürsün. Burada ben aslında birden çok koşulu şağlamasını end bağlaçlarıyla, yani V ile bağladım. Ve hepsini birden sağlarsa diye soruyu burada sordum. True diye değer döndür. Sağlamazsa false diye değer döndür. Şimdi peki ben bir de kendime renk değişkeni atamak istiyorum. Renk eşittir koşul eşittir true ise, yani koşul true değeri dönmüşse, yani bu şartlar sağlanmışsa benim rengim color.green olsun. Değilse, yani false ise color.red. Şimdi hemen barColor fonksiyonumuza bakalım. BarColor fonksiyonu nasıl çalışıyor? Hemen buradan yazalım. Pardon, yanlış yazdım. Zaten BarColor'ın içine de bu arada şey yazabiliyormuşuz. Nedir onun ismi? Koşul yazabiliyormuşuz. Burada hemen kullanışına bakalım. BarColor renk deyip bırakalım. Zaten ben rengin içinde koşulları tanımlattım. Grafiği eklediğimde bu şartların sağlandığı yerlerde yeşil olacak, sağlanmadığı yerlerde kırmızı olacak. Grafiği ekledim. Bakalım hata alacak mıyız? Evet, hata aldık. Hem de bir sürü hata aldık. 13. satırda çok fazla argüman diyor. Bakalım ATR'de mi problem var? ATR zaten direkt, tamam, ATR yazarken sadece uzunluk giriyormuşuz. Grafiği ekledim tekrar. Benim aynı hata geldi. Konsolu sil. Grafiği ekle. RSI'de bir hata alıyorum bu sefer. 15. satırda. Evet, burada da şu hata yapmışız. RSI'de büyüktür yapacağız. Bakalım başka hatamız var mı? İyi bari, hatalarla karşılaşıyoruz. Güzel oluyor. Grafiği ekleyelim bu sefer. Evet, tamam. Şimdi oldu. Plot close diye bir komut olduğu için burada çalıştırma yaptı. Komutu kapatalım. Grafiğe tekrar ekle diyelim. Burada herhangi bir şey yazdırmadığım için boş gözüküyor. Bakın, şartlarımız sağlandığı yerlerde yeşil, sağlanmadığı yerler kırmızı olarak tanımlanmış. Bunu artık siz kendiniz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İstersen buraya momentum şöyle olunca, buraya mesela momentumun yarısı diye bir seçenek de ekleyebilirsin. RSI'nin da iki katı diye bir seçenek de ekleyebilirsin. Kaldıralım, tekrar grafiğe ekleyelim. Bakın, bunları sağlayan şartlar bile var. Hatta çok da güzel olmuş. Buradan long açtın, şuradan short açtın. Tabi bu hep denk gelmez. Şansa denk geldi. Bakalım. Yani gördüğünüz gibi benim şartlarımı sağlayan yerler, yani mum yeşil olduğu an ben diyorum ki tamam kardeşim, benim şartlarım sağlanmış. Umarım anlaşılır olmuştur.
Bu videoda aslında birden çok değerin nasıl V bağlacıyla bağlandığını ve nasıl koşula sokulduğunu ve bu koşul ile nasıl renk ataması yapıldığını ve bu rengi barlara nasıl yansıttığımızı gördük. Aslında sonuç olarak şartlarımı sağlayıp sağlamadığını hemen buradan geze geze bütün coinleri artık ne geziyorsan görebiliyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bir de şunu demek istiyorum. Lütfen yorum atın, yani beğeniyle, aboneyle falan işim yok ama yorum atın ki interaktif bir video serisi olsun. Sizlerden yorum gelsin. Ben de onlara göre ilerleyeyim. Bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere.